Evet, geldik son videomuz arkadaşlar. Son konumuzun adı reported'lar. Ben bunlara reported'lar diyeceğim. Çünkü reported'lar bunlar. Bunların çeşitleri var ve 4 tanesini bugün göreceğiz. Zaten hepsi bu kadar. Reported dediğimiz şey aktarılmış, aktarılan anlamında. Birinin dediğini bir başkasına aktarırken kullanacağız biz bunları. Birisi bir şey söylüyor, biz onu alıyoruz ve başkasına iletiyoruz. İşte biz bu olaya report yapma diyoruz. Ondan alıp hani rapor etme gibi de düşünebilirsiniz. Biz ondan alıp ona aktarma olayına bakacağız. Şimdi düşünüyor olabilirsiniz, ya bu neden böyle bir konu var diye az sonra göreceğiniz şeylerden sonra anlayacaksınız. Öncelikle reported speech konusuna bir bakalım. Reported speech bir konuşmayı başkasının söylediği, birine A kişisinin söylediği şeyi B kişisine aktarmak için kullanılır ve biz bunun için say ya da tell, söylemek, anlatmak gibi kelimeler ve fiiller diyelim biz bunlara. Fiiller kullanırız. Say'i nokta nokta dedi anlamında, sadece dedi demek için ya da dio demek için kullanıyoruz. Tell'i ise bana dedi, Süleyman'a dedi, Mehmet'e dedi derken kullanacağız, aklınızda bulunsun. Şimdi Ahmet bana şöyle 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 dedi, Mehmet bana şöyle şöyle dedi. Mesela Ahmet bana desin ki you are a good man, sen iyi bir adamsın dedi bana Ahmet. Ben Ahmet'in bana kurduğu bu cümleyi Ayşe'ye anlatıyorum. Ahmet benim iyi bir adam olduğumu söyledi diyeceğim. Şimdi Ahmet said diye başladım. Ahmet dedi, ikinci halini aldım çünkü geçmişte oldu. Şimdi bakın, Ahmet ne demişti? You are a good man. Ben buraya you are a good man yazacağım. Ahmet said you are a good man. Ayşe ile konuşuyorum. Ahmet yok piyasada. Ahmet said you are a good man. Ahmet senin iyi bir adam olduğunu söyledi. Mantığını anladınız mı? Ayşe Ahmet sanki bunu Ayşe'ye söylemiş de ben ona aktarıyormuşum gibi oluyor. Halbuki ben buradaki you'yu I yapsam, çünkü Ahmet bana söylemişti onu. Benim iyi adam olduğumu söylemişti. Şimdi yapalım. Ahmet said I'm a good man. Ahmet benim iyi bir adam olduğumu söylemişti oluyor. İşte bakın, reported'ların esasında konu değeri olmasının sebebi bu. Ahmet bana you diyor, ben ona Ayşe'ye I diye anlatıyorum. Mesela Ahmet bana desin ki we are a good team. Biz iyi bir takımız. Ben de aldım bunu Ayşe'ye götürüyorum. Ahmet iyi bir takım olduklarını söyledi. Nasıl yapacağım? Ahmet said we are a good team. Şimdi ben Ayşe ile konuştuğum için Ahmet sanki Ayşe ile benim iyi bir takım olduğumu söylemiş gibi oluyor, değil mi? Bu we'yi ne yapacağım? Artık ben Ayşe ile konuşuyorum. Ahmet ve arkadaşları yok. Onlar yapacağım. They yapacağım, değil mi? Yani Ahmet said they are a good team şeklinde yapabilirsiniz. Bu birinci gıcıklı. İkinci gıcıklı ise şurada. Mesela Ayşe bana geliyor, diyor ki I am going home. Ben eve gidiyorum şu anda diyor. Ben de bunu alıp 3-4 ay sonra Ahmet'e anlatıyorum. Ayşe eve gittiğini, eve gidiyor olduğunu söyledi diyorum. Nasıl diyeceğim? Ayşe said, bu I ifadesini kullanmıştı Ayşe. Ben she diyeceğim ona. Çünkü o gittiğini söyledi, değil mi? She. Sonrası ne olacak? She is going home. Öyle değil mi? Şimdi bakın, sanki şu anda gidiyormuş gibi hissettirdi Ahmet'e, değil mi? Çünkü ben öyle dedim. Ayşe gidiyor olduğunu söyledi şu anda. Ama Ayşe bunu bana 2-3 ay önce söylemişti. Ben burada is kullanırsam ne olur? Kafalar karışır, öyle değil mi? Ben yanlış bir şey report etmiş olurum. O yüzden biz bir şeyi report ederken eğer genel geçer bir şey değilse, yani su 100 derecede kaynar, sıfırda donar, işte su içmezsen hasta olursun falan gibi genel geçer bir şey değilse, her zaman ama her zaman hayali cümlelerde olduğu gibi bir tık yapının bir tık geçmiş halini almamız lazım. Ayşe ne demişti? I am going demişti. Ben ne diyeceğim? Ayşe said she was going home. She was going home. Çünkü geçti bitti, bana 2-3 ay önce söyledi Ayşe bunu. Ayşe eve gidiyor olduğunu söylemişti. İşte bu şekilde gıcıklıkları vardır reported speech'lerin. Ama gıcıklıktan da ziyade esasında bir gerekliliktir bu arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi eğer Ayşe'nin bana 2-3 ay önce kurduğu I am cümlesini ben Ahmet'e sanki şu anda oluyormuş gibi tekrar she is diye çevirip kurarsam, Ahmet Ayşe'nin şu anda gidiyor olduğunu düşünür. Halbuki Ayşe o zaman için konuşmuştu. Geçmişte kaldı orası artık. Okey? Bunu kafamıza yazalım. Ardından gelelim reported question'lara. Bu da birinin sorduğu soruyu alıp başkasına aktarmak. Yani bana şunu sordu, şöyle olup olmadığını sordu gibi sorulardır. Burada size bir ipucu vereceğim. Eğer ki WH kelimeleriyle sorulmuş şöyle bir soru varsa karşınızda, bu soru cümlesini
bu soru cümlesini alıyorsunuz. Ask sormak anlamında. Reported speech'te say ve tell kullanmıştık. Burada ask kullanacağız. Ve ask ile birlikte bir non-clause haline çeviriyorsunuz. Non-clause'u hatırlamayanlar lütfen önceki. Önceki derslerden bakıp non-clause'u bulup geri dönsünler. Ne diyoruz? Ne demiş bana mesela? Where are you from demiş bana mesela. Sen nerelisin diye sormuş. Ben de bunu anlatacağım karşıdakine. Karşıdakine diyeceğim ki bana nereli olduğunu sordu. Ne yapıyorum? He ya da she diyelim. He asked diyelim mesela. Sordu diyelim. Kime? Me. He asked me where I am from. Benim nereli olduğumu sordu. Ne yaptım? Where are you from? Bu bir soru cümlesi değil mi? Are ve you yer değiştirmiş. Where are you from demiş. Ama ben artık soru sormuyorum. Ben bu soruyu aktarıyorum sadece. Nereli olduğumu sordu diyorum. Karşıdakine nerelisin demiyorum. O yüzden bunu non-clause'a ve olumlu bir cümleye çeviriyorum. Yani she ya da he asked where I am from ya da he asked me where I am from şeklinde düzeltiyoruz. Bir örnek daha verelim. Diyor ki how will you go to the party? Partiye nasıl gideceksin diyor. How will you go to the party? Ben de şöyle diyorum. Bana bunu biri sordu. Ayşe'ye aktarıyorum. Bana partiye nasıl gideceğimi sordu ya diyeceğim. Nasıl yapıyorum? He asked how I would go to the party. Ne yaptım? Will ile sorduğu soruyu öncelikle bir olumlu cümle haline getirdim. Yani will you'yu I will yaptım. Ardından will'i bir tık geçmişe çaktım. Ve would haline soktum arkadaşlar. Neden? Çünkü bu adam bana bu soruyu belki 20 yıl önce sordu. Belki yarım saat önce sordu. Belki 5 asır önce sordu. İşte o yüzden o aradaki zaman farkını kapatmak için will değil, onun bir tık geçmiş hali olan would'u kullandım. Ve ne yaptım? He asked me how I would go to the party. Partiye nasıl gideceğimi sordu. Şeklinde WH'leri question, report ederken böyle kullanabilirsiniz. Ama eğer WH'le sorulmamış klasik bir soruysa, atıyorum gittin mi, geldin mi, geleceksin mi, gideceksin mi gibi 5N1K dediğimiz bu işte kim, nerede, nasıl, niçin gibi soru kelimelerini içermeyen şeylerde biz if ya da whether kullanacağız. Hatırlıyor musunuz? Eğer hatırlamıyorsanız hemen gidin abicim. Bu dersi dinlemeyin. If ve whether neydi? Kendisinden sonra gelen cümleye ıpmadığını anlamı katıyordu. Yani şöyle bir soru var. Are you single diye soruyor biri bana mesela. Are you single? Sen bekar mısın diyor. Ben de bunu alıp başkasına aktarıyorum. Bana bekar olup olmadığımı sordu. Nasıl yapacağım? She asked if I was single. Ne yaptım? Hem cümleyi olumlu hale çevirdim. Soru halindeydi çünkü switch'liydi. Hem düz cümle hale çevirdim hem de oradaki are, emizarı was yaptım. Çünkü belki bu konuşmanın üzerinden çok vakit geçmiş olabilir. Öyle değil mi? Aradaki zaman farkını ekart etmek için geçmişe aldım. İşte bu şekilde arkadaşlar biz soruları report edebiliriz. Aklınızda bulunsun. Şimdi geçelim. Reported request. Request rica. Benden şunu yapmamı istedi. Benden şunu rica etti derken kullanacağız. Mesela Ahmet bana geliyor diyor ki ya kanka şu camı açabilir misin? Şimdi bana şöyle diyor. Can you open the window? Diyor. Ben bunu Ayşe'ye aktarırken ne diyeceğim? Bana camı açabilir misin dedi. Demeyeceğim. Benden camı açmamı istedi diye report edeceğim değil mi? İşte bunu yaparken yine ask kullanıyoruz. Ama bakın yanında neler var. Ask somebody to do something. Çok güzel bir formülize edilmiş hali var. Birinden bir şey yapmasını istemek, rica etmek demektir. Buradaki ask soru sormak anlamında değildir. O reported question'daydı. Bu ask formülize bir ask ve gördüğünüz gibi soru sormak değil, rica etmek anlamında. Şimdi bana ne diyor? Can you open the windows? Camları açabilir misin? Çok basit. Ben bunu alıyorum, Ayşe'ye aktarıyorum. Ya kanka camı açmamı istedi benden. Nasıl diyeceğim? Formülde zaten belirtmiş. He asked, geçmişi aldım çünkü geçmişten bahsediyorum hep genelde ben reportlarda. He asked me, benden istedi. Neyi? To open the window. Camı açmamı istedi ya. Aa görüyor musun? Gibi. Mesela Ayşe bana 6 ay önce dedi ki can you go out? Gider misin dedi. Gidebilir misin? Çıkabilir misin dedi. Ben de darıldım. Ahmet'e gidiyorum. Kanka benden dışarı çıkmamı istedi ya diyorum. Nasıl yapacağım? He asked me to go out. İnanabiliyor musun? Dışarı çıkmamı istedi benden ya. Aa şuna bak. Mesela bana diyor ki please shut up. Kapa çeneni diyor. Aa ben de bunu nasıl çeviriyorum hemen?
benden konuşmamamı istedi. Ne yapacağım? He ya da she asked me not to speak. Not to speak. Neden not to speak yaptım? Niye to'ya not iki getirdim başına? Çünkü he ya da she asked me to speak dersen benim konuşmamı istedi olur. Ama ben konuşmamamı istedi. Olumsuz konuşmamamı istedi diyorum. O yüzden not çerçevede, not to speak, konuşmamamı istedi şeklinde biz ricaları bu şekilde çevirebiliriz arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar reported orders diyelim. Order emir demektir. Bana şunu yapmamı emretti, bana şunu yapmamı emretti, şöyle yap dedi, böyle yap dedi derken biz bunu kullanacağız. O da bu. Tell somebody to do something. Az önceki formülde sadece ask'in yeri değişti. Ask somebody to do something. Birinden bir şey yapmasını istemek. Bunu rica etmek. Tell ise böyle emretmek. Benden bana çıkmamı söyledi. Emretti. Komutan yatmamızı emretti. Gibi. Okay? Formül apaçık zaten. Biri bana geliyor diyor ki go and catch some fish. Git birkaç balık yakala diyor biri bana. Ben de bunu alıp anneme anlatıyorum. Ya anne biri bana balık tutmamı emretti. Nasıl diyeceğim? He told, geçmişe aldım yine teli. He told me to catch some fish. Bana birkaç balık yakalamamı söyledi. Bunu emretti bana şeklinde. Biz orderları da bu şekilde report edebiliyoruz arkadaşlar. Şu formülleri kafamıza kazıyalım. Çünkü çok kullanışlı formüller bunlar ve sadece bir şeyi report ederken değil, hayatın her alanında esasında kullanabileceğimiz formüller bunlar. Bugüne kadar anlattığım derslerde size anlatmadığım incik boncuk kelimeler, konular var. Bunların farkındayım. Bunları ne yapıyoruz? Biz bunları konuşma pratiği yaparken çözüyoruz arkadaşlar. O yüzden ne yapacaksınız? Discord'a geçeceksiniz. Ben burada konu değeri olmayan hiçbir konuyu size anlatıp vaktinizi çalmak istemiyorum. Burada sadece sıfırdan en ileri düzey İngilizceye kadar bilmeniz gereken bütün konular var. Noun clause'undan passive voice'una, tüm bağlaçlardan, bakın bütün bağlaçlardan be'sine, işte efendim do does'ından relative clause'una, hepsini anlattım. Bilmeniz gerekenlerin hepsi bu. Ben bu dili şakır şakır konuşacağım diyorsanız sizin alacağınız gramer bu kadar. Bundan sonrasında lütfen gramere bulaşmayın. Daha fazla gramer dersi almayın. Çünkü bu set elinizde duracak. Ömür boyu kullanabilirsiniz. Bu set sizin bütün gramer ihtiyacınızı karşılar. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bütün konuları anladıysak, idrak ettiysek bunları pratik yapmak için Discord'a giriyoruz. Ben de inşallah oradayımdır. Orada değilsen bile hop bir mesaj atarsın. Ben hemen oraya gelirim. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel ve eğlenceli bir yolculuk olur ve yolculuğun sonunda hedeflerimize ulaşmış oluruz. Telefon numaram zaten burada. Her yerde bulabilirsiniz. Bana her zaman 7/24 mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Çünkü çoğu zaman çekim ya da derste oluyorum. Mesaj atarsanız ben size dönüş yaparım. Kendinize iyi bakın. FK Language'den sevgilerle.